Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimizde dinde sorgulamanın sınırlarını anlatmaya çalışacağız. Tabii bu çok geniş bir alan. Yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Şimdi her zaman tekrarladığımız bir ayet var biliyorsunuz. Rum suresinin 30. ayeti. Orada Allah-u Teala fıtratla dinin aynı olduğunu söylüyor. Fıtrat da tabiatta yaratmış olduğu varlıklarda geçerli kanun ve kurallar bütünü oluyor. Şimdi insanların tamamı o fıtrata, tabiatta geçerli kanun ve kurallara uymak zorunda kalıyor. Uymadıkları şeyler kısmen oluyor ama onun da hemen karşılığını görüyorlar. Allah-u Teala'nın dini, tabiatta geçerli kanun ve kuralların Allah tarafından emir ve yasaklara çevrilmiş şekli olarak ortaya çıkınca ister istemez ona da tabiattaki kanunlara uyduğumuz gibi uymamız gerekir. Ama Allah bu dünyayı imtihan için yarattığından imtihan ettiği insan ve cinleri kendi tercihleriyle baş başa bırakmış ve onlara farklı bir yapı oluşturmuş. Hem vücut ve ruh diye iki ayrı beden vermiş. Dolayısıyla menfaatleriyle doğrular arasında sürekli gitgelleri yaşayan bir yapıda bu insanlar. Doğruları tercih ederlerse Allah'a teslim olurlar ama menfaatlerini tercih ederlerse olmazlar. Menfaatlerini tercih ettikleri zaman doğruları dışladıklarını da hiçbir zaman kabul etmezler. Bu defa kendilerini doğru göstermek için çırpınıp dururlar. Yanlışları insanlara doğru olarak göstermeye çalışırlar. Ondan dolayı bu tür insanların hiç sevmediği kişiler dürüst insanlardır. Onun için şöyle bir söz vardır. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Kovmalarının sebebi o insanın değersizliğinden değil, o insanın yanında kendilerinin değersizleşmelerini engellemek için bunu yaparlar. Yani çünkü yanlışı ortaya çıkarmak çok kolay. Bu insanın doğru söylediğini de görürseniz, bu defa yanlış yapanlar, tamam bunun dediğini kabul edersek o zaman biz hiçbir şey yapamayacağız demeye başlarlar. Şimdi burada birkaç tane ayet okuyacağım. Sonra arkadaşlarımız da yaptığı hazırlıklarını sizlere sunacaklar. Ali İmran suresinin 83. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. Efe gayra dinillahi yebğun. Bunlar Allah'ın dininden başka bir şey mi arıyorlar? Başka bir şeyin peşinde miler? Ve lehu esleme men fissemâvâti vel ard. Halbuki göklerde ve yerde ne varsa, kim varsa hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. Yani Allah'ın koyduğu yasalara göre yaşıyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'in anlattığı kafirlikte zirve olan Firavun. Yemek yer, temiz hava alır, elbise giyinir, vücudunun tüm yapısının Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket etmesini ister, hasta olmamak için elden geleni yapar. Doğru şeyler ama Firavun'un hoşuna gitmeyen Musa Aleyhisselam'ın söylediği doğrulardır. Yine sık sık burada tekrarladığımız Neml suresinin 14. ayetinde Allah-u Teala o ayetten önce Musa Aleyhisselam'ın göstermiş olduğu mucizeleri, getirdiği ayetleri onlardan bahsettikten sonra şöyle diyor ve cehadu biha Firavun ve hanedanı Musa Aleyhisselam'ın getirdiği ayetler karşısında, gösterdiği mucizeler karşısında bile bile yalana yöneldiler. Tıpkı doğru söyleyeni 9 köyden kovan kişiler gibi.
وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ Halbuki onun söylediklerinin doğruluğu konusunda, Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğu konusunda bunların tamamının içlerinde kesin bir kanaat vardı. Buna rağmen öyle dediler. Peki bunu niye yaptılar? Zulmen ve uluvva, işte yanlışlarını devam ettirmek için ve üstünlük kendilerine kalsın diye. İşte bunlar yanlış yaptıklarını biliyorlar ama biz bunları yapmazsak bu iktidarı nasıl yürüteceğiz? Üstünlük bizde olsun. Tamam, Musa'nın dediği doğru dersek bu defa Musa bizim bir basamak üstümüze çıkmış olur. İşte doğru söyleyenleri bunun için kovuyorlar. Ondan dolayı kim doğru söylüyorsa her yerde yalnızlaştırılır. Yani o kovma köyden çıkarma manasına olmayabilir. Yalnızlaştırma manasına da olur ki Kur'an-ı Kerim buna muhaceret diyor yani. Onlar bu insanlardan kaçar, o da yalnız kalmış olur. Şimdi diyor ki Allahü Teala, Allah'ın dininden başka bir din mi şey yapıyor? Bakın Firavun yaptığının yanlışlığını gayet iyi biliyor. Niye? Çünkü Musa Aleyhisselam'ın tebliğiyle muhatap olmuş, onun söylediklerinin doğru olduğu kanaatine varmış, içten inanmış ama menfaatine gelmediği için karşı çıkmış. Ve onun hanedanı da öyle. Diyor ki Allah'ın dininden başka وَلَهُ أَسَّمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعَانِ وَكَرْهَا Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a teslim olmuştur. İsteyerek ya da istemeyerek. Yani isteyerek teslim olmak var, istemeyerek teslim olmak. Ben şimdi bu suyu içerken isteyerek içiyorum. Ama nefes alırken iste isteme fark etmez, alıyorsun. Bazı şeyleri de mecburen yapıyorum. Mesela gece sabaha kadar uyanık kalayım derim ama uyumak zorunda kalırım. Yani bir takım insanlara iyilikler yapmak zorunda kalırsınız ki hayatınızı devam ettirirsiniz. En sevmediğiniz kişilerle bile birlikte yaşamak zorunda kalırsınız. وَاِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Hepsi de zaten Allah'ın huzuruna çıkarılacaklardır. Şimdi mesele böyle. İşte burada sorgulama konusu nasıl devreye girer? Bugün mesela işte su var. Şu anda suyu aldık, içeceğiz. Bunun suyun içine galiba bir şeyler karıştırmışlar. Bir şeyler karıştırmışlar dediğin an suyun tabii olup olmadığını sorgulamaya başlıyorsun. Niye? Çünkü esas kaynağından çıkan suya senin ihtiyacın var. Birisinin müdahale ettiği suya değil. Bugün bakıyorsunuz ki yani fabrika dumanlarıyla otomobillerin, kamyonların yani taşıtların çıkardıkları egzoz dumanlarıyla birçok yanlış şeylerle hava kirlenmiş. Nefes alamıyorsunuz. Ve temiz bir yerde nefes almanın yollarını araştırıyorsunuz. Yani şimdi evet nefes almak tabii bir şey ama onun bozulmuş olması şey değil. İşte onu sorgulamak zorundasınız. Ondan sonra size gelen yiyecekler bakıyorsunuz ki işte genetiği bozulmuş yiyecekler. Yani adamlar böyle bir acayip şeyler yapmışlar. Onu da sorgulamak zorundasınız. Ha sorguladınız. Doğru olduğu tamamen ortaya çıktı her şey. Mesela evet size şey getirdiler. Üzüm suyu getirdiler. Şira gayet güzel. İçtiniz. Çok da hoşunuza gitti. Fakat siz kendinizi içkiye alıştırmışsanız onu artık içkiyi sorgulamamaya başlarsınız. İşte faiz ekonomiyi perişan eden bir şeydir. Ama siz faizden bir şeyler bekliyorsanız artık onu sorgulamazsınız. İşte burada sorgulayan, yani sorgulamamız şu açıdan. Acaba bunu Allah söylemiş mi, söylememiş mi? Din açısından öyle. Tabiat açısından da acaba bu gerçekten Allah'ın yarattığı şekilde mi kalmış yoksa bozmuşlar mı? Bozuk şeyleri bize Allah'ın şeyi diye mi anlatıyorlar? İşte burada sorguladığımız zaman eğer kendimize göre işte Firavun gibi bir yalan organizasyonla bir sistem kurmuşsak
bu sorgulamada doğruları anlamamıza rağmen doğrulara uymak hesabımıza gelmez. Onun için kendilerine açık belgeler geldikten sonra, yani her şeyi gördükten sonra bakarsınız ki insanlar gerçekleri gördükten sonra hala sapıklığa devam eder. Sapıklığa devam ederse ne olmuş olur? İşte Allah-u Teala birçok ayette bize bunu bildiriyor. Şeyde وَلَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ diyor. Ya müminler, kendine apaçık deliller geldikten sonra, bunu Ali İmran suresi 105. ayetinde söylüyor, apaçık, beyinden her şey açık, net bir şekilde ortada. Görüyorsunuz ki bu Allah'ın ayetidir. Sorgulamazsın, ortaya çıkmış. Doğru. Sana da gelmiş. Yani şimdi sana bir meyve gelmeden onun doğruluğunu, yanlışlığını sorgulayamazsın. Yani bir şey göreceksin ki sorgulayasın. E sana gelmiş adam, demiş ki Allah-u Teala böyle diyor. E bir sorgularsın, bakarsın. Eğer gerçekten Allah'ın kitabıysa zaten senin doğal yapın onu kabul eder. Ama sen doğal yapında da bozulma olmuş olabilir. Yanlışı da kabul ediyor olabilirsin. Ondan dolayı Allah-u Teala diyor ki benim kitabımdan şüpheniz varsa tamam diyor. Bütün şey, güvendiğiniz kişileri toplayın. Tek başınıza değil, en güçlü şeyinizi yap. Bu surelerinden bir tanesini yapın, getirin. E yapamazsanız o zaman öğreneceksiniz ki bu Allah'ın kitabıdır. İşte Allah'ın ayeti olduğunu açık ve net bir şekilde bir insan kavradıktan sonra, anlattıktan sonra eğer teferruk ederse, yani tam bana göre değil. Mesela bazıları da bana göre değil demez. Ayetleri okursunuz, bakarsınız başka bir şeyler yapıyor. Mesela geçen de birisi söyledi. Yani bu namaz vakitleri konusunda sürekli şey yapıyorum. Gerçekten bunu sürekli konuşmak lazım. İşte bu konuda bazı böyle bilgisi olan gruplara işte biz bir namaz vakitleri konusunu tartışıyorlarmış kendi aralarında. Benimle beraber bu konu üzerinde çalıştığını söyleyin. Siz ne diyorsunuz Abdülaziz Hoca'nın işte bu konudaki görüşlerine? Ne demişse biliyor musunuz? Adetli kadının namaz kılabileceğini söyleyen bir adamın görüşüne itibar etmem. Adetli kadının namaz kılması olayında yanlış yapmış olabilir. Sana sorulan soru namaz vakitleri sorusu. Niye? Çünkü orada söyleyecek sözü yok. Onu mutlaka bir başka şeyle. Onun için şeydir, hani sözün bittiği yerde yumruklar konuşur derler ya. Bir yumruk atacak mutlaka, ne olursa olsun atacak. Şimdi evet, şimdi dolayısıyla biz burada, işte Allah-u Teala burada öyle diyor. Açık belgeler geldikten sonra teferruk eder, yani ayrılırlar. Tamam. Evet evet, amenna. Tabii onun Allah'ın ayeti ama tarafa. Öbürüsü der ki ya tamam öyle ama kardeşim bu devirde bu olur mu? Yani faiz haram, güzel. Ya bu devirde faizsiz ekonomi mi olur? Bu ne yani? Ne konuşuyorsunuz? İşte bu devirde el mi kesilir hırsızlıkta? Bu devirde kısas mı olur? Ha. Ya tamam ama falan. Ne olmuş oluyor? Bu defa bu devirde elma mı olur demez hiç kimse. Bu devirde su mu olur demez. Bu devirde efendim demir mi olur, bakım, yani tabii ayetten hiçbirisine şey yapma abi ki. Niye? Çünkü Allah'ın yarattığı şeylerin hiçbirisi tarihsel değildir. Siz hiç rastladınız mı yaratılan şeylere tarihsel diyen bir adama? Bir kitabı da rastladınız mı? Yok, mümkün değil. Allah yarattıysa hiçbirisi tarihsel değil. Ama bakıyorsunuz ki Allah'ın kitabında olanlara tarihsel diyorlar. İşte efendim bu şeyin, anayasanın geçici maddesidir.
İşte bu şey olması lazım. Ondan sonra da bakıyorsunuz ki kavramları tamamen bozuyorlar. Kur'an-ı Kerim'de sünnetullah diye Cenab-ı Hakk'ın Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar belirlediği sünnetini, koyduğu kanun ve kurallar, yani emir ve yasakları içeren, o doğru yolu gösteren sünnetullah kelimesine bu defa tabiat kanunu diyorlar. Kendi kafalarına göre bir anlam veriyorlar. Arkasından mucize olmaz diyorlar. Arkasından efendim nesih olmaz diyorlar. Arkasından bilmem şu olmaz, bu olmaz. Şimdi Kur'an bize uymaz. Yani tabiat bize uymaz. Şurada bir bataklık gördün mü? Ey bataklık, düzel. Sen bana uymak zorundasın. Ben senin üzerinden geçtiğim zaman batmam diyemez. Kur'an bize uymaz, eğer Allah'ın kitabıysa biz ona uymak zorundayız. İşte buna teslimiyet denir. Sebeple bugün teslimiyet açısından olaya baktığımız zaman sünnisiyle, şiisiyle mezhepler içerisinde bir tane Allah'a teslim olan bulamazsınız. Hiç mümkün değil. Bir tane bulamazsınız. Bakın her dersimizde bu kadar açık ve net olarak konuşuyoruz. Karşı çıkan varsa gelsin. Bir kişi değil, tamamı gelsin. Çünkü herkes biliyor bunun böyle olduğunu. Yani o hocaları kastediyorum. Halk bilmez de hocaları kastediyorum. Allah'ın dinini kendilerine uydurmuşlardır. Kendileri Allah'ın dinine uymaz. Mesela şimdi diyelim şeyler, bugün sünniler ne yaparlar? İşte sünnet diye bir adına sünni diyor. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ortaya koyduğu sünnete, ilgili ayetlere, Kur'an'a %100 aykırı anlamlar vererek, %100 aykırı anlamlar vererek, manalarını saptırarak sünniler, yeni bir sünnet icat etmişler. Muhammed Aleyhisselam'a ait bir sünnet. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de koyduğu sünnete tabiat kanunu diyerek onu orada öldürmüşler. Yeni bir sünnet icat etmişler. Onun Kur'an'ı nesettiğini söylemişler. Oradan kendilerine bir yol bulmuşlar. Aslında o Resulullah'a mal ettikleri söz ve uygulamaları da bir kenar bırakıp onun yerine kendileri geçmiş. Biz ne dersek o demeye başlamışlardır. Sünnilerde de öyledir, Şiilerde de öyledir. Yani mesela inanılır gibi değil. Sürekli burada dersler yapıyoruz, yayınlar yapıyoruz. Kardeşim, İslam aile hukuku her yönüyle çığırından çıkmıştır diye ayetlerle yıllardır anlatıyoruz. Bunu duymak isteyen bir tane şey yok. Kişisel olarak duymak isteyen olabilir. Ama onlar da seslerini çıkarmıyorlar. Bakıyorsunuz ki yine herhangi bir problem çıktığı zaman geleneğe göre çözmek istiyorlar. Ondan sonra onlara desen ki ya Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا Bakara 170. ayette. Onlara dense ki Allah ne indirmişse ona tabi olun, ona uyun. Derler ki biz babamızdan ne gördüysek ona uyarız. Bugün bakın sana da soruyorum. Şimdi Aydın Hoca Azerbaycanlı olduğu için onun yaşadığı bölgede Şia çok yaygın. Dolayısıyla mecburen Şiileri yakından tanımak zorunda. Şimdi Erdem Bey de Türkiye'de yaşıyor. Şimdi sosyal medyayla da çok sık yakından ilgilendiği için şimdi ikisine de soruyorum soruyu. Bugünkü Müslümanlara mesela Sünniler diyelim. Onlara şu ayeti okusanız, deseniz ki
Allah size ne indirmişse ona uyun dediğiniz zaman, biz babalarımızdan neyi bulmuşsak ona uyarız demeyen var mı? Yok hocam. Yani net din dedikleri şey babalarından gördükleri zaten. Ne diyorlar? 14 yıllık, 14 asırlık geleneği bir kenara mı bırakacağız? Evet, evet. Ya kardeşim, Allah bırakın demiyor. Bak şunu söylüyor. Diyor ki: "Evelev kâne âbâhum lâ yâkilûne şey'in." Bir sorgulasınlar. Evet. İşte bu dersimizden. Evet. Bir sorgulama yapsınlar. Ya babaları bir şeyin bağlantısını doğru kuramamışsa, bu arada akıl bağlantı kurma manasındadır asıl. Babaları tamam çok iyi niyetli olabilirler. Bir konuda karar vermiş olabilirler. Ya bağlantıyı doğru kuramamışlarsa? Ve la yehtedun. Ve doğruyu da ya da doğru yoldan da gidememişlerse ne olur? Gitmemiş de olabilirler. Bilerek de yapabilirler, bilmeyerek de yapabilirler. Bir sorgulayın ya. Bunu kabul eden, ben böyle bir şey söylediğiniz zaman, bak doğruları anlattığın zaman hiçbirisi gelip de bu yanlıştır diyemiyor. Ama kendi yanlışını da terk edemiyor. İşte onlar tam bu ayete uygun. Peki Şiiler ne yapıyorlar bu konuda? Biz kendi imamlarımızın yoluna uyarız derler. Peki onlar imamlar dedikleri, bakın imam derken, mesela Cafer-i Sadık en baştadır. Evet. Cafer-i Sadık'ı ben talebeliğimdeyken onu biraz yakından tanıma fırsatım olmuştu böyle. Yani şu anda hangi kitabı diye sorsan hiç aklıma gelmiyor. Çünkü talebelikte okumuşum. Çok eskiye. Daha 70'li yıllarda falan okumuşum. 76'da talebelik bittiğine göre o zamanlar okumuşum. Ben hakikaten Cafer-i Sadık gerçekten çok değerli bir ilim adamı. Ama bakıyorsunuz ki ben ona ait okuduğum görüşleri açısından diyorum. Yani Kur'an'a uyması, dik duruşu, samimiyeti gerçekten çok değerli bir ilim adamı. Ama sen ne kadar değerli olursan ol, bugün ben Müslümanım diyenler Muhammed Aleyhisselam'ı kendi arzularına alet etmiyorlar mı? Tabii ki yani Cafer-i Sadık gibi çok değerli bir insanı onun kişiliğini öldürerek kendilerine alet ederler. Ama şimdi Şia açısından diyorum. Şia, Cafer-i Sadık olsun, ondan sonraki imamlar olsun. İşte 12 imam falan, tamam. Bu insanların, yani şu anda herhangi bir konuda onların görüşü mü esastır, yoksa bugün müçtehit dedikleri kişilerin görüşü mü? Evet. Sonra hangisi konuşacağız esastır? İnşallah. Kendi meci taklitleri var onların. Her birinin kendisine has. Ya imamlara uyuyoruz deseler, imamlara uysalar ki kitabı uymuş olurlar. Çünkü imamlar yok, zaten kitabı uymuşlar. İmamların iyi ve de kötü dedikleriyle ilgilenmiyorum. Bu ayrı bir konu. Evet. Şimdi bugün gerçekten yani bugün işte müştehidi zaman dedikleri, bugünkü müştehit midir onlar için esas olan? Yoksa imamlar mı? Şia, Ehl-i Sünnet'ten farklı olarak yaşayan bir merci taklide uyarlar. Yani hayatta olan birisine uymak zorundalar. O yüzden yaşayan birisi, şu anda olan birisi, herhangi birisini taklit ediyorsa, ki onlarda çoktur merci taklit, herhangi birine uymak zorundasın. Ama sorgulayamazsın. Yok asla. Mümkün. Öyle bir şey yok. Yani. Onun için bak mesela, ya babalarınız yanlış yapmışsa, bak ayetler çok açık. Hadi buyurun beyler, hesabı Allah'a vereceksiniz, o insanlara değil. Bunlar çok çok dikkat etmek lazım. Şimdi böyle biraz girişi uzattım ama istersen sen de tamam yaptığın şeylerden biraz. Evet, şimdi bugün dinde sorgulamanın sınırları diye başladık. Sorgulama denince işin içerisine ister istemez teslimiyet giriyor. Çünkü hem ya sorgulama olacak ya teslimiyet olacak. İkisi aynı anda, yani insan teslim olduğu şeyi sorgulamaz ya da sorguladığı şeye teslim olmuş sayılmaz. Dolayısıyla bu iki kavramı doğru kullanmak gerekir. Bunlar çünkü biraz böyle süslü kelimeler olduğu için içleri istenildiği gibi doldurulmaya müsait.
insan tarafından doldurulduğu zaman da yanlış yapılması çok müsait kelimeler. Dolayısıyla iyi kavramak gerekir. Kur'an'dan bakmak gerekir. Aslında hocam dersin başında yaptığı yaratılmış ayetlerden verdiği örnekle belki bu programın aslında tamamını anlatmış oldunuz. Şöyle ki mesela bu Rabbimizin yarattığı tertemiz bir su, kaynağından gelmiş temiz bir su. Bunu sorgulayıp da kabul etmeyecek, buna teslim olmayacak, buna ihtiyacı olmayan yeryüzünde canlı hiç kimse yok. Yani insan değil, canlı yok. Dolayısıyla kimse bir suyu sorgulamaz. Ama bunun su olup olmadığı noktasında sorgulama olur. Yani acaba benim içmek istediğim şey ya da içeceğim şey tertemiz bir su mu? Benim istediğim şey bu mu? Bunun araştırması daima yapılır, yapılmak zorundadır. Yoksa zehirli bir su içersiniz, ölürsünüz, hayatınızı kaybedersiniz. Mecburen yapacaksınız. İşte aynı şekilde Allah'ın indirdiği ayetlerle ilgili sorgulamanın sınırı da aslında böyle. Az evvel hocamın Bakara suresinin 170. ayetinde okuduğu ayet zaten bu sorgulamanın sınırlarını çizdi. Onun bir benzeri de Maide suresinin 104. ayeti. Rabbimiz orada da şöyle buyuruyor. Ve اِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Onlara Allah'ın indirdiğine gelin dendiğinde. Bakın emir bir kere hocamın okuduğu ayette Allah'ın indirdiğine uyun. Bu ayette de Allah'ın indirdiğine gelin. Yani arayacağımız şey Allah'ın indirdiği olmak zorunda. Dolayısıyla biz bu ayetlere muhatap olan kişiler olarak şu soruyu mutlaka sormak zorundayız. Allah'ın indirdiği nedir? Ama soru bu. Bundan sonra Allah'ın indirdiği bulunduktan sonra artık onu da sorgulayalım. Ya bunu da şöyle yapalım. Bunu da bugün, ya bugün acaba bu ayet böyle anlaşılır mı? İşte bugün sizin de az evvel söylediğiniz gibi hırsızın eli kesilir mi? Yok işte mirasta kız çocuk erkeğin yarısını alır mı? Artık buradan sonra sorgulama değil. Kitapta olan artık teslimiyetin konusudur. Neden? Çünkü dinin adı zaten İslam. İslam dediğimiz şey, yani Allah'ın bu ismi vermesi dinine, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar indirdiği dine İslam adını vermesi boşuna değil. Çünkü insanın teslimiyet konusunda sıkıntısı olduğunu zaten yaratan biliyor. Yani insan en büyük imtihanını Allah'ın indirdiğine teslim olmak konusunda veriyor. O yüzden de Rabbimiz dininin adını zaten İslam koymuş, yani teslim olunacak şey. O yüzden çok güzel bir söz söyledin de. Buyurun hocam. Bak şimdi dedin ki insanlardaki asıl problem teslimiyet, doğru. Şimdi sen mesela şöyle bir düşün. Demin şey yaparken Firavun'dan bahsettik. Firavun içten kesin olarak Musa'nın Allah'ın elçisi olduğunu biliyor. Evet. Peki bu insan kendini kafir kabul eder mi? Etmez tabii. Nedir kendisi için? O da kendisini mümin sayacak. Yani mümin da, sayar ama... Ama yapmaz, yok, yani. Teslim olmaz. Tamam bunu. Evet. Dediğini ben bilmiyorum. Ben de biliyorum. Doğru ama... Evet. İşte... Rubema yevettüllezine keferu levkanu müslimin diyor Rabbim. İşte o çok Hicr önemli. Suresinde. Ben o ayette ilgili. Çünkü yani... Hicr suresinin ikinci ayeti. İkinci ayet. Yani kafirler bile... Kafirler de çok isterler bütün ki... Bütün kafirler. Evet. Bütün kafirler çok isterler ki bir teslim olabilsek. Teslim olsaydı. Çünkü kafir kim? Kafir inandıktan sonra inancının üstünü örten kişidir. Kendisine herhangi bir bilgi ulaşmamışsa o sadece bildiği şeyden sorumludur. Ama siz Allah'ın ayetlerini ona gösteriyorsunuz, anlatıyorsunuz. Tıpkı Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un anlatması gibi. İnandıktan sonra üstünü örtüyor. İnandıktan sonra üstünü örttüğü zaman üstünü örtmesinin sebebi ne? Teslim olamadığı için. Evet. İnancının üstünü örtüyor, bir defa başka bir hayat tarzına geçiyor. Evet. İşte o zaman bu insanların hepsi de der ki aslında benim kalbimi Allah biliyor. Güzel kardeşim. Hadi yap. Ama. Evet, teslim olma sıkıntısı var işte orada. İşte burada asıl mesele, yani bu şey üzerinde de sık sık durmak lazım gene. Az önce okuduğun ayette, Hicr suresi 2. ayette. Yani şeyler, kafirler zaman zaman keşke teslim olsak derler. Evet. Ya bir doğru ya, keşke ben de yapabilsem. Evet. Tamam işte bak, doğruları sen çok iyi biliyorsun ve ondan dolayı da yine çok sık ayetlerde görüyoruz. Allah bütün kafirlere yalancı diyor. Niye? Çünkü sana doğru olduğunu söylese
bu defa itibar kaybına uğrayacak. Evet, buyurun. Şimdi yani sizin de dediğiniz gibi asıl sıkıntı teslim olma sıkıntısı. İşte sorgulama kavramı ya da sorgulama kelimesi bu teslim olma sıkıntısı olan kişiler için de bugün istismar edilerek maalesef dini sorgulama, kendilerine verilen dini sorgulamadan ileriye geçip Allah'ın dinini sorgulamaya çevrilmiş vaziyette. Şimdi mesela bu az evvel okuduğumuz ayeti bitirelim, Maide suresinin 104. Hatta, ayetini. Sorgulama değil de müdahale etmeye çalışıyor. Müdahale etmeye çalışıyor. Yani kendisinin dine uymak istemiyor, evet. Teslim olmak istemiyor. İstersen teslim kelimesiyle şöyle desek doğru olur mu? Allah'ın dinine teslim olmak istemiyor, o din teslim almak istiyor. Tabii, aynen öyle hocam. Aynen, kesinlikle. Teslim, kendisine, yani dini kendine uydurmaya çalışıyor. Aynen öyle. Kendi dine uymuyor. Oysa Rabbimizin işte az evvel hocamın okuduğu Bakara suresinin 170. ayeti, burada okuduğumuz Maide suresinin 104. ayeti ve daha bunun benzeri Lokman suresinde var. Pek çok yerde var. Mesela burada devam edelim. Ve izâ kîle lehum teâlev ilâ mâ enzelallah ve ilâ rasûl. Onlara Allah'ın indirdiğine yani o Rasûle, kitaba gelin dendiğinde kâlû hasbunâ mâ vecednâ aleyhi âbâenâ. Yok, biz atalarımızdan gördüğümüz bize yeter. Atalarımız, babalarımızdan bulduğumuz bize yeter diyorlar. İşte sorgulamayı red bu. Yani dolayısıyla Rabbimiz bunu göstererek nerenin sorgulanacağını bize söylüyor. Atanızdan babanızdan din olarak gördüğünüzde de herhangi birinden size din olarak gelen şey Allah'ın dini olmayabilir. Orada o sorgulamayı yapmanız gerekiyor buyuruyor Rabbimiz. Evelev kâne âbâhum lâ ya'lemûne şey'en. Ya ataları babaları bir şey bilmiyor. Ve lâ yehtudun ve doğruyu da bulamamışlarsa hala ona uyacaklar mı? Onun mu peşinden gidecekler? İstersen sen buna da örnek şey yapalım. Buyurun bak. Hocam tabii. Yani mesela ben kendi kendimi düşündüğüm zaman kendime gülüyorum zaman zaman. Yani ben bir şey bildiğimi zannediyordum. İstanbul Müftülüğü'nde fetva işlerini tamamen bize bıraktılar. Ya biz orada talak ve nikah konuları mesela en çok sorulan konular ve ekonomiyle ilgili konular, insan ilişkileriyle, uluslararası ilişkileriyle, çünkü İstanbul Müftülüğü Diyanet'ten çok daha etkili bir konumdadır halkın gözünde. Mesela çok görmüşümdür, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bulunduğu sokaktan bize sorular gelirdi. Yani halkın gözünde böyle bir şey. Zaten yurt dışına çıktınız mı, İstanbul dediğiniz mi tanınır? Evet. Ankara'yı kimse tanımaz yani. Şimdi böyle biz o zaman hani ya bilmiyorlarsa diye evet. Ayeti okudun ya. Biz o zaman gerçekten din zannederek o kadar yanlış fetvalar vermişiz ki sonradan ortaya çıktı. Allah nasip etti. Mesela talak konusunun yanlışlığı tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Burada da defalarca anlattım. Çok güvendiğim bir hocaya verdim. Hocam şunu bir oku dedim. Arapçası da mükemmel. Çok bir oku dedim. Benim bir hatam varsa lütfen onu bir şey yap da düzelteyim dedim. Okuduktan sonra yahu yok yahu dedi. Allah Allah. Yahu talak bu muymuş dedi. Halbuki Arapçası çok iyi olan, hafız olan, tefsir dersleri okutan bir insan. Ve ondan sonra dedi ki vay be dedi ya şuraya bak. O kadar açık ki dedi. Bir müddet sonra duydum ki hoca kendine gelenlere ben Hanefiyim demiş. Allah Allah. Yani şimdi gerçekten yanlışları bilmeden yaptığınız zaman Allahü Teala kişiyi gücün yetmediği şeyden sorumlu tutmuyor. Dolayısıyla ya bilmeyebilir. Bilmeyebilir. Evet. Çünkü bizim gelenekte hiçbir zaman şey Kur'an'a dayandırılmaz. Yani mesela hangi kitabı okursanız okuyun fıkıhtan, hatta tefsirleri bile okuduğumuz zaman ki her gün biliyorsunuz burada çalışma yapıyoruz. Tefsirlerde bile birçok esas böyle yöneticileri rahatsız eden ayetlere ciddi manada müdahaleler yapılmıştır. Maalesef. Ya da bazı tarikatların ve grupların rahatsız olacağı ayetlere ciddi manada müdahaleler yapılmıştır. Kardeşim, tamam bilmediğin zaman güzel ama öğrendikten sonra ne yapacaksın? Yine çok herkesin tanıdığı bir meşhur birisi bana geldi.
İşte bu Mahmud Efendi diye bilinen o tarikat şeyhi, şeyhiyle görüşmüş benim, bizim o onlarla görüştüğümüz zamanın arkasından. Ona demiş ki, yahu demiş, bana öyle şeyler konuştu ki ben tarikatı bırakmaya karar verdim demiş. Sıra tekrar sağladı. Bu manası nedir? Doğruyu gördüm. Tabii tabii. Ama teslim olamam. Ama teslim olmuştu mesela bu. Evet. Evet. İşte bu yüzden de hocam bu şeyde Maide suresinin 104. ayetinde, yani işte atalarından babalarından gördüklerinin doğru din olmayabileceğini vurguladığı ayetin devamında Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum. Yani iman edenler diyor bu sefer. İman edenler. Siz kendinize bakın. Bırakın onları. La yadurrukum men dalle izihtedeytüm. Siz doğru yoldaysanız sapmış olanların size bir zararı dokunmaz buyuruyor Rabbimiz. İlallahi merciukum cemiyan feyunebbiukum bima kuntum ta'melun. Dönüşünüz nasıl olsa Allah'a olacak. Yaptığınız şeyleri de Allah size haber verecek, bildirecek. Şimdi dolayısıyla burada iman edenlere de bunu söyledi mi Allah? Peki o halde imanla teslimiyet arasında nasıl bir bağ var? Çünkü İslam dedik, teslim olmak, iman etmek dedik, Allah'a güvenmek. Tamam, ben Allah'a güveniyorum, teslim ol, o ne derse o, fakat bu söylemekle olabilecek bir şey değil. Allah'a olan imanımızla Rabbimiz daima İslam'a, yani teslim olmaya, teslimiyete bağlıyor. Mesela birkaç örnek vereceğim. Bir tanesi Ali İmran suresinin 102. ayetinde. Şimdi burada Rabbimiz yine iman edenlere diyor ki, bakın, ya eyyühellezine amenu diye başlıyor ayet, iman edenler. İttekullah hakka tukatihi. Allah'tan gereğince çekinin, kendinizi yanlış yapmaktan koruyun ona karşı. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ve Müslim olarak teslim olmuş bir halde olmak dışında başka bir halde ölmeyin. Yani öldüğünüz ana kadar teslim olmuş kişiler olun diyor. Peki ne zaman? Mesela sen ne zaman öleceksin? İşte bunu bilmediğimiz için de, ve bunu söylediği kişiler de çok enteresan hocam. İman edenler. Tabii. Yani dolayısıyla sizin Allah'a olan imanınızı gösteren şey, hayatınızın sonuna kadar Allah ne dediyse o, ben ona teslim oldum, Allah dedi bitti diyebilmektir. Yine, tamam, ben şimdi soruma cevap ver. Sen, işte onu sen diyeceğim. Vereceğim hocam. Geliyor cevabı. Tamam. Şimdi tabii ne zaman öleceğimizi de bilmediğimiz için hayatımızın her anını Allah'a teslim olarak geçirmemiz gerekiyor ki öldüğümüzde Müslim olarak ölmüş olalım. Yani her ancak saniye, o zaman her saniye ölebiliriz. Her saniye ölebileceğimiz için. Ancak o zaman bize mümin deniyor bu ayete göre. Yine mesela az evvel hocam Firavun'dan bahsetti. Biliyorsunuz Firavun sihirbazlar Musa Aleyhisselam'ın mucizelerini görünce Firavun'a rağmen hemen teslim oldular. Orada Firavun'a şöyle diyor. Firavun da onları tehdit ediyor tabii. Ben sizin elleriniz ayaklarınızı keseceğim diye. Araf suresinin 126. ayetinde sihirbazlar Firavun'a şöyle diyorlar. وَمَا تَنْكُمُ مِنَّا اِلَّا اَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا. Senin bizden intikam almanın sebebi bizim sadece Rabbimizin ayetlerine lemma caetna, bize geldikten sonra bizim onlara iman etmemizden başka bir şey değil. Sadece bunun için bizden intikam almak istiyorsun diyorlar. Sonra da diyorlar ki Rabbena efrig aleyna sabran. Rabbimiz bize, üzerimize sabır yağdır ve teveffena müslimin. Bizi teslim olmuş olanlar olarak öldür, yanına al. Bakın, Allah'a olan imanlarını, yani Allah'tan gelen ayetlerin ayetleri olan imanlarını biz sana teslim olarak göstereceğiz. Bizi böyle yanına al demiş oluyorlar. Dolayısıyla teslimiyet imanın kanıtlanması için yapılacak şey manasına geliyor. Bu verdiğin örnek çok önemli. Evet. Neydi bunlar? Firavun'un kendilerinden destek beklediği sihirbazlar. Evet, evet, aynen öyle. Bu sihirbazlar da yani bu şeyden önce, Musa Aleyhisselam'la karşılaşmadan önce ona ne diyorlar? Biz eğer galip gelirsek bize elbette bir ödül bir var şey değil var mi? Değil mi diyorlar. O da diyor, ne demek, siz bana yakın olanlardan, benim evet, yani özel kişilerim olacaksınız. Evet. Yani size bakanlık veririm, şunu veririm, bunu veririm. O demek yani evet, evet. Mukarrebin, yani artık bana en yakın olanlardan olacaksınız diyor. Peki bu insanlar Musa Aleyhisselam'ın mucizelerinden habersiz. Yani çünkü şehirler adamları gönderiyor. Bunlar da bunlar anlatmış ki işte Musa iyi bir sihirbaz.
DNA'ını atıyor yılan oluyor. Siz de buna karşı bir şey yapın. Onlar da yapıyorlar. İşte böyle bir su dolu şey bağırsak içerisine biraz cıva atıyorlar. Vaktinde tam şeyin öğleyle sabah arasında şey yerdeki sıcaklıkla yukarıdan gelen sıcaklık arasındaki ısı farkının olduğu bir saate ayarlamışlar. Şeyin hareketiyle canlanabilecek şey. İnsanlar da yılan görmek için gelmişler. Ve bu sihirbazlar orada şeylerini atınca Musa Aleyhisselam da dahil hepsini etkiliyorlar. Musa Aleyhisselam azim diyor Allah zaten. Evet. Ya bu büyük bir sihir yapıyorlar. Büyük bir yani adamlar çok usta insanlar. Fakat bu insanlar bakın önlerinde Firavun yani bu gerçekten çok önemli bir örnek. Firavun'un bir vaadi var. Ben sizi mukarrebinden yapacağım. Yani ben size devlette üst seviyede bir yetki vereceğim. Bu bir insanın dünyada bekleyebileceği en üst evet. şeydir değil mi? Peki arkasından bunlar o hazırladıklarını atıyorlar. O hazırladıkları bağırsakları şey yapınca dediğim gibi Musa Aleyhisselam bile hayran kaldı, korkuyor. Allah-u Teala diyor korkma diyor. Onların ikisi de bir sihirdir. Şimdi sen DNA'yı at görürsün. Musa Aleyhisselam DNA'yı atınca onların uydurdukları her şeyi yutuyor. Bunların yaptıkları şeyin bırak yutmayı bir bağırsakları bir yerden az bir delinse zaten evet. batar biter. Yuttuklarını görünce bu adamlar bakıyor ki yani o seyreden halk bunu anlamaz diyebilir ki ya Musa bunlardan daha iyi bir sihirbaz diyebilir halk ama bu sihirbazların tamamı bakıyorlar ki ya bu bir sihir değil. Bu gerçekten Allah'ın Resulü. Bak onu anladıktan sonra âmennâ bir Rabbi Musa ve Harun evet. diyor. Musa'nın ve Harun Rabbine inandık diyor. Ya Rabbi işte biz sana teslim olanlardan evet. olduk bizi affet diyorlar. Yani sorgulamanın bittiği an. Sorgulamanın bittiği an evet, artık teslimiyetin başlıyor. Ama teslimiyetin seviyesine bir bak. Mükemmel tabii. Evet, aynen öyle. Şey Firavun diyor ki sizi asacağım diyor. Elinizi ayağınızı çapraz bari keseceğim. Bak el kesiliyor, ayak kesiliyor ve bir insan için en büyük evet. ızdırap. Evet. Sizi asacağım, hepinizi asacağım diyor. Bunlar ne diyor? Yap. Biz Rabbimize döneceğiz. Nasılsa döneceğiz. Evet, Rabbimize döneceğiz. Teslimiyetin son noktası görüyor musun? Evet. Ama bak bu insanlar bunu öğreninceye kadar yapabilecekleri bir şey yoktu. Yani. Ama öğrendikten sonra asla evet. ne yaptılar? Geri adım atmadılar. Ne Firavun vereceği mevki makam, ne şu ne öldürmete hiçbir şey bunları etkilemedi. Yani artık ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın getirdiği ya Allah mucize göndermez bunlar doğa olaylarıdır falan demediler. Yani böyle sorgulama yapmadılar. Artık ondan nasıl sonra nasıl doğa olayı oluyor? Doğada var mı bir tane DNA'yı atacaksın? Şeye işte gel git falan diyorlar ya şeye. Denizin yarılmasına. Denizin yani yarılmasına nasıl gel git dersin? Allah-u Teala da kuru bir yol oluştu diyor. Evet, İki tarafta dağ gibi sular çıktı. Ve oradan Musa Aleyhisselam ve İsrailoğulları gidecek. Arkadan da Firavun gelecek. Böyle bir gel git var mı dünyada? İşte sizin bu yaptığınızda da sorgulama yapmıyorsunuz diyorlar hocam. Tabii ki ben Allah'ın dediğine inanıyorum. İşte tam işte dersimizin şeysi konusu aynen buydu. Şimdi Musa Aleyhisselam başka bir ayette de şöyle kavmine şöyle sesleniyor. Ve kâle Musa ya kavmi in kuntum âmentum billah. Eğer Allah'a iman ettiyseniz. Bakın yine imanla teslimiyet arasındaki ilişkiyi buradan görebiliriz. Fe aleyhi tevekkelu. O zaman ona dayanın. Sadece ona dayanın. Sonra in kuntum müslimîn ama. Teslim olduysanız artık yani iman ettim demekle olmuyor. Teslim olacaksınız. Teslim olduysanız bunu Allah'a dayanarak gösterin. Orada artık sorgulamadan falan bahsedilmiyor. Ne dediyse o bitti diyor Musa Aleyhisselam. Dolayısıyla burada imanın ve teslimiyetinde yine arasındaki ilişki ve aralarındaki farklar gösterilmiş oluyor. İstersen az demin biraz önce konuştuğumuz şey bir aynı şeyi tekrarlayalım. Buyurun hocam. Bak bu şey Firavun Musa Aleyhisselam'ın doğruluğunu o sihirbazlardan çok daha iyi biliyor. Evet. Ama niye? Hesabına gelmediği yani, evet. için teslim olamıyor. O da Nemil suresinin 14. ayetinde evet. ve cehadu biha ve steykanata enfusuhum
Zulmen ve uluva. Zulmen ve uluva. Zaten sebebini de orada söylüyor. Yani o büyüklükten dolayı, kibirinden dolayı teslim olmak istemiyor. Ya üstünlük bizde kalsın kardeşim. Diyor. Tamam evet, ama evet. Yani biz şimdi onun dediğini şey yaparsak yani bu kadar mevkimiz var, makamımız var, itibarımız var. Olmaz. Şimdi aslında bunu herkes yaratılan ayetlerden görüyor. Mesela bugün çölde kalan ya da işte bir ormanda kalmak zorunda kalan, denizin ortasında kalan bir insan Allah'ın ayetlerine teslim olmaktan başka şansı olmadığını en iyi deneyimleyen insandır aslında. Kafir veya mümin hiç önemli değil. Yoksa çünkü, burada kafir kalmaz. Kafir kalmaz zaten. Herkes mümin olur dediğiniz gibi. Çünkü Allah'ın yarattığı kanun, yarattığı ayetlerde ayetleri teslim olma olmama konusunda sorgulayan hiç kimse çıkmaz. Ama Allah'ın indirdiği ayetleri sorgulayan sorgulayan da insandır. Niye? Çünkü sınırlarını aşmaya çok meraklıdır. Oysa sorgulanması gereken şey, bana verilen şey, din olarak bana gösterilen şey Allah'ın ayeti midir, değil midir? Allah'ın ayeti ise ve bu işte tilavet edilerek, yani işte bağlantılarıyla birlikte ortaya konularak birisine ulaştırıldıysa artık orada sorgulamadan bahsedilmez. Yani artık hiç kimse şunu söyleyemez. Ya işte mesela şöyle biz bunlardan bahsedince alta gelen yorumlarda sosyal medya falan dediniz de hocam. Yorumlarda falan şöyle söyleniyor. Deniyor ki ya kadının bir saçının teliyle uğraşan Allah'ın böyle bir uğraş içerisinde olacağını düşünmüyorum diyor mesela. Ya da işte ne bileyim sizin az evvel verdiğiniz örneklerde olduğu gibi. Bu devirde bir insana 100 celde vurmak ne demek? Ya da işte hırsızın elini kesmek ne demek? İşte burada zaten siz ya Müslim oluyorsunuz ya da yoldan çıkmış bir kişi oluyorsunuz. İstediğiniz kadar ben müminim deyin. Bu önemli değil. Teslimiyetle bunu Allah'a ortaya koymadıkça, göstermedikçe Allah size mümin ya da Müslim demiyor. Diye ben burada tamamlayayım hocam sözleri. Peki şimdi burada, bu tamam çok, çok güzel. Mesela şimdi Sünniler... Ben Allah'a teslim olmadım diyen var mı? Yok tabii yani sözde yok. Ama teslim olan yok. Evet. Bu işler lafla olmaz. Allah-u Teala ne diyorsa o diyeceksin. Mesela iman esasları. Bugün dört meleklere iman dediği zaman dört büyük melek derler. İşte Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Ya kardeşim Kur'an-ı Kerim'de İsrafil ve Azrail diye bir melek yok. Bunu nereden çıkardınız? Kendi şeylerine göre. Ondan sonra efendim Allah'ın kitapları dediği zaman dört büyük kitap. Ya kardeşim dört kitap değil, kendisine kitap vermemiş bir tek nebi yok. Yani bakıyorsunuz yani iman esasları içinde kadere iman. Ya Kur'an-ı Kerim'de böyle bir olay yok. Yani yok efendim Allah ezelden her şeyi. Ya yok işte. Ama niye? Kendi başarısızlıkların faturasını Allah'a kesmenin başka da yolu yok. Bugün yani Sünni dediğimiz zaman bakıyorsunuz ki hem itikat bakımından, hem ibadetler bakımından, hem insan ilişkileri açısından, muamele açısından tamamen Allah'ın kitabından uzak yeni bir din oluşturmuşlar. İnsanlar dinsiz olamıyor. Peki Şiiler farklı mı? Onu da Aydın Hoca'dan dinleyelim. Teslim olunacak şeylere teslim olmamak, yani sorgulanmayacak şeyleri sorgulayan insanlardan Erdem de bahsetti. Şimdi Ahzab suresi 36. ayetinde de Allah-u Teala وَمَا كَنَا لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُنْ لَهُمْ خِيَارَةٍ مِنْ اَمْرٍ. Yani Allah Resulü, Allah ve Resulü bir şey hakkında bir hüküm, bir karar verdiyse artık onlara seçim hakkı yok yani, muayyer değiller. Şunu kabul ediyorum, şunu kabul etmiyorum diye bir özgürlüğü, bir muhayyerlikleri yoktur. Teslim olmakla bir şeye, yani Allah'a teslim olmakla kula teslim olmanın arasını ayırt edemedikleri için günümüze kadar, yani tarihten günümüze kadar olan sorun şu hocam. Dini Allah'a teslimiyetten alıp insanlara teslimiyete götürmüşler. Nasıl ki Resulullah döneminde sorgulayan bir sahabe vardı. Sorguluyordu. Ne diyordu Allah Resulü'ne? Diyordu ki bu senin sözün mü yoksa Allah'ın sözü mü? Eğer Resulullah dese ki bu Allah'ın sözü değil, benim sözüm. Yani nebi vasfı nebi. Şimdi bilmiyorlar ya bu farkı da. O yüzden sorunlar birbirine... Biliyor.
ashab biliyor. Onlar biliyor. Yani günümüzdeki ulema bilmediği için ikisine de aynı şey diyor ki Resulullah, görüyorsunuz Nebi'ye, peygambere peygamber ismini de vererek Nebi ve Resulullah karıştırarak diyorlar ki bakın peygambere itaat var. Neyse. Şimdi bu ayırt etmeyi de bilmedikleri için Nebi, o zaman sahabe biliyordu. Nebi vasfı nedir? Resul vasfı nedir? Bunu gayet iyi bildikleri için soruyorlardı. Ya ey Allah'ın Nebisi. Yani Resul dediğin zaman Allah'ın ayetlerini okuduğu zaman. Okuduğu zaman. Evet. Bu Allah'ın bir elçi olarak mı söylüyorsun bunu? Sana bir vahiy mi geldi? Yoksa kendi şahsi fikrim mi? Eğer deseydi ki bu kendi şahsi fikrim, ne derlerdi? Ya o zaman bu yanlış veya doğru değil. Yanlış ise. Ya da ben bunu yanlış görüyorum. İlgili evet. Ayetlerle bana ispat etti. Evet. Bunun örnekleri de çok. Tabii. Mesela Bedir'de biliyorsunuz mevzilendiler. Dediler ki burası uygun bir yer değil. Ya buradan taşınan başka bir yere. Yani bu gibi olaylar çok. Yok çok. Ya Kur'an-ı Kerim'de de bunun çok sayıda evet, örneği var. Kur'an-ı Kerim'de de var. Şimdi ben sorgulanacak şeyleri sorgulamanın gerektiğini anlatayım. Yani sorgulanacak şey ne? Sorgulanacak şey şu. Yani insan sözü, insanların söyledikleri, yani vahiy dışında olan, yani yanlış ihtimali olacak şeyler ki bunları maalesef Şia başta olmakla ne yapıyor? Önce masumiyet vasfını yüklüyorlar. Ne demek masum? Yani ismet, biliyorsunuz yani ehl-i sünnette de Nebimize isnat edilir ismet sıfatı ki günahlardan arınmış, hata etmez, hata yapmaz, doğuştan ölümüne kadar yani bir ilahlık vasfı, yani asla hata yapmaz bir tabii. Sıfat. O şey var işte, bu şeyin Aydın Hoca'nın dediği çok doğru. Onunla ilgili şey ifadeler de vardır onların. Yani. Evet, onları da geleceğim. Şimdi istersen yok gelmişken onu bir oku sen evet. O şeyde. Mesela imamlarla ilgili sözleri vardır. Hocam, İmamlar doğduğu günden öldüğü güne kadar asla hata etmez, yanlış söylemez ve hiçbir konuda yani onlar herhangi bir hocadan bir şey öğrenmezler ve her konuda bilgileri tamdır. En yeni konularda bir şey sorulduğu zaman en doğru cevabı verirler. İstersen ne? Şia inançları kitabından onu bir oku. Evet, Muhammed Rıza Muzaffer bir akaid-i imamı, yani Şii inançları esasında bir kitabı yazmış. O bu kitabında imamların vasıflarını şöyle anlatıyor. İmamın da peygamber gibi içte dışta, görünürde, gizlilikte bütün kötü ve pis şeylerden, doğumundan vefatına dek masum olduğuna inanıyoruz. İmam imametten önce, sonra soy boy şerefi bakımından en yüce ve temiz kişi olup her türlü kötülükten, suçtan, yanılmadan, yanlış iş görmeden, unutmadan ve her türlü aşağılık şeylerden masumdur. Buna benzer şimdi bak her türlü şeyden masum, bir de imamların bilgisi de var orada değil mi? Evet. Her konuyu bilirler. Hocam aceleden ben ne diyeceğim? Hocam bakın bu küleğinin başlıkları, babın başlığını okuyun sadece. O bir sayfada da bakın ne diyorlar bak. Ya alemin annen imamı başlık. Annel eyim mi ya? Yani ne diyor baba, buraya bak. Kendi kitapları. İmme ya'lemune cemi'al ulum. İmamlar bütün ilimleri bilir. Evet. Elleti hulicet ilel meleike vel enbiye vel rusul. Meleklere, nebilere ve rasullere çıkarılmış olan, ulaştırılmış olan bütün bilgiler. Bir hocam, başlık babın altında hocam. Bu mu? Açın, yok, o bir tarafta. Bu imamlarla ilgili başlıklarda neler? Sadece başlık altı, başlığı oyun sadece. Yani içeriği okusanız daha felaket. Yani içeriği daha berbat. Bilirler. Yani bir şey öğrenmek istedikleri zaman mutlaka öğrenirler başlık. Ondan sonra ne zaman öleceklerini bilirler. Ki ancak kendileri istedikleri zaman ölürler, öyle şey değil. Tamam. Ve şimdi dolayısıyla burada mesela bizde de biliyorsunuz İmam Gazali vardı. Bunlar Şii, Sünni. İmam Gazali'yi bize nasıl anlatırlar? Hüccetullah.
Yani onlara ayetullah derler değil mi? Evet, evet. Allah'ın ayeti. Şimdi ayetullah ilk sınıf. Hocam onlarda 5 sınıf bunlar var. Bunlar imam yani. Sonraki sınıfı ayetullah derler en, ama. En sondaki evet. Velayetül fakirdir, Hameneydir. O vasfı yüklenmiş şu anda. O da gayb imamın naibidir. Tabii, o tabii. İlahtır. O artık. Aynen öyle. Ondan önceki merci taklitleri var. Ki onunla evet. Uymak üzere o zaman da insanlar ya Hameneyne değil. Ondan aşağıdaki mertebedekiler tabi olmaları lazım. O sınıfı alanlar kimler ise ki birkaç kişidir. İşte onlara uyacak. İlah değil. İlah direkt uymak. Kabloyu yakmak gibi. Yani tamam. Bu tasavvufta var ya hocam. Hameneye direkt uymasan da olur yani. Neyse şimdi bakın. Yani bizim yani bu şimdi bunlar Şii. Sünniler yani her şeyi bilir falan. Peki bugün mesela ikinize de sorayım. İmam Gazali bak imam ona da imam deniyor. İmam Gazali'nin Sünni olmadığını söyleyen var mı? Ha. Ona ne deniyor? Hüccetül İslam. Hüccetül İslam deniyor. Evet. Birisine Hüccetullah deniyor. Hüccetül İslam. Hüccetül İslam de İslam'ın delili. Yani belgesi manasında. Hüccet. Yani susturucu bir delil. Bu İmam Gazali şeyde kitabında şöyle söylüyor. Diyor ki İmamlar, yani imamla, işte veli ile nebi arasındaki farkı anlatıyor. Diyor ki, velinin kalbi Allah'ın aynasıdır diyor. Lehv-i mahfuzda olanların hepsi anında buraya yansır. Bunlardan bir farkı var mı? Bir yarış halinde hocam. Hay geçmiş bile. Geçmiş hatta. Bunlar geçmiş bile. Olduğu gibi yansır diyor. Peki nebi? Nebi de diyor. Melek ona ne getirirse onu bilir. Başka şey bilmez. O kadar. Peki hangisi daha üstün? Öteki. Şeyde de bak Şia'da da aynı şey vardır. Ve bu İmam Gazali'ye bize ne kadar methederler, evet, ne kadar üstün gösterirler, ne kadar şey yaparlar. İşte kitabına İhya Ulumuddin evet. Derler. Din bilgilerinin ihyası. Yani tekrar canlandırılması. Evet. Yani diriltilen bir kitapmış. İşte az önce söylediğim İhya'da geçiyor. Şimdi peki bu böyle söylüyor da bu ne yaptı? Evliyayı nebilerden üstün mü gördü, alt aşağı gördü. Üstün gördü. Çünkü onlar enbiya ancak melek getirirse bilir ama evliya dedikleri kişiler ki Allahu Teala'ya göre her mümin Allah'ın evliya evet. Velisidir, Allah'ın dostudur ama onlar kendi kafalarına göre Allah'ın dediği onları hiç ilgilendirmiyor. Şimdi şeydeki lehv-i mahfuzdaki bütün bilgiler hemen otomatik olarak kalbine yansıyor. Her şeyi biliyor. Ama nebi bilmiyor. O zaman bu velinin mertebesi nebiden yüksek mi değil mi? Yüksek. Peki Şia'da imamların mertebesiyle nebilerin mertebesi aynı mı? Hayır, imamların mertebesi daha yüksektir. İmamların mertebesine ulaştı mı? İmamlar birer ilahtır. Örneğini de veriyorlar. Çok acayip bir örnek var da onu söyleyeyim hocam. 101 Yusuf Yunus suresi 101. ayette şöyle buyurur. Rabbimiz ve ma tugnil ayatu ven nuzur an la yu'minu. Ayetler ve uyarılar iman etmeyen toplum için fayda vermez. Ayetinden şunu çıkarıyorlar. Diyorlar ki ve ma yugnil ayat. Ayet kimlerdir? İmamlardır ve nuzur haberdarcı da nebilerdir. Dolayısıyla ayet önde geldiği için imamlar daha önde. İmamlar ayet, nebiler uyarıcı. Yani bu kadar trajikomik bir yorum insanlar gerçekten insanları ilahlaştırdığı zaman artık yani klonlaşmış bir hale geliyorlar. Yani orada bir şunu söylüyorlar biliyorsun. Allah katında imamların öyle bir mertebesi var ki ona ne bir nebi-i mürsel ne de melek-i mukarreb yaklaşabilir. Hocam. Bu İmam Hümeyni'nin kendi kitabında. Aynı.
kendi kitabında. Yani şu anda kendi mevkilerinde de geçiyor. Ya işte hocam, din insana bırakılırsa neler olacağını deniyor. Neler olacağını. Aynen. Şimdi maalesef tarihten günümüze kadar hocam, yani eski kavimlerde, ehli kitap da aynı hatayı tekrar etmişler. Ne yapmışlar? Yani insanları kendi din adamlarına bırakmışlar dini, onlara teslimiyet, Allah'a teslimiyettir diyerekten, yani din adamları, devlet adamları birlikte çalışır. Maalesef günümüzde de bunu görüyoruz. Yani günümüze kadar da durum böyle. Toplumun hali maalesef böyledir. Yani kendilerine oluşturmuş bir din var, paralel din, Allah'a alternatif uydurdukları, icat ettikleri. Yani bu Yahudilerde de böyledir, Hristiyanlarda da böyledir. Aynı hatanı, yani Nebimiz de diyor ya ki siz de aynı şeyi tekrarlayacaksınız ve tekrarlamış durumdalar ve Nebimizin adına da şunu uyduruyorlar. Yani imamlar, bir tane şey de okuyayım da hocam, şöyle derler. Onların buyrukları Allah'ın buyruklarıdır. Yani önceden Ya. Tabii onlar, Allah onlar ne dedi? Yasakları Allah'ın, onların yasaklarıdır. Bitti yani. Onlara itaat Allah'a itaattir. Onlara isyan Allah'a isyandır. Onları seven Allah'ı sever. Onları düşman. Yani bu şeylerle Allah'ın emirlerini reddetmek, yani onların emirlerini, Allah'ın emirlerini reddetmek gibidir. Yani caiz yani değildir. O şeyin kaynağını da söyle de izleyiciler bir duysun. Yani altında. Muhammed Rıza bu Şia Akaidül İmamiye'de geçer bu. Yani Türkçe o Türkçe'de yayınlanmış kitaplardan değil mi? Türkçesi de var onun. Evet, Türkçesi de var. Onu da oku. Yani dinlesin, belki izleyicilerden bir kitabı okumak isteyenler yani çıkar. Muhammed Akaidül İmamiye. Yok, Şia inançları. Şia inançları, evet, Şia inançları. Türkçe'ye tercih Şia inançları. Yani Abdülbakir Gölpınar da tercüme yapmış bunu. Tabii, Şia inançları diye. Şia inançları diye. Şimdi maalesef durum böyle. Yani ilk önce Allah'tan önce onun şahıslara teslimiyet şartını uyguluyorlar. Sonra kendileri istediği dini insanlara sunarak insanları köleleştiriyorlar. Ki bugün gördüğünüz, yani ehli sünnet olsun, ehli şey olsun, Allah'ın dinine karşı paralel uyduran bir dindir. İnsanları buna boyun eğdirmişler. Yani teslim olmayacak şeye teslim olmuşlar, teslim olacak şey ise teslimiyet göstermemişler. Maalesef durum çok kötü. Biz de bunu işte az önce bir şey söyledim, duramıyorum hocam. Önce söyle. Bir şey söylemiştiniz, onu unutmayın. Demiştiniz ki ya, kadir inkarı filan, ondan sonra hadis, sünnet. Biz en çok bunu söylüyorlar da aslında Kur'an-ı Kerim'de kaderde, hadiste, sünnette inancı var. Biz sizin din adamlarının tanımladığı kader anlayışına karşı çıkıyoruz. Tabii, Allah kaderi vesile ölçü var mı? Diyor. Var. Vesile Allah'ın emridir. Farzdır. Ne demek? Yani ama sizin tanımladığınız vesile Allah'la araya koyma aracıdır. Ama bizim size sunduğumuz vesile Allah'ın kitabıdır. Bu farkı iyi bilmeniz gerekir. Sizi kelimelerle, benzer kavramlarla sizi kandırıyorlar. Evet. Maalesef. İyi öyle. İşte sorgulasınlar. Bunu duyanlar sorgulamalılar yani. Araştırsınlar, baksınlar. Evet. Şimdi bak mesela, şimdi şu az önce okuduğun ayeti daha önce benim aklımda değildi. Bu ayetlerle bitirelim ama ben size, ikinize de sokaktaki vatandaş gibi kendinizi kabul edin. Ona göre şey yapın, cevap verin. Şey yapıyorum. Şey değil yani, böyle bir belli bir seviyeye gelmiş bir ilim adamı olarak değil. Bak şimdi Allah ve Resulü, Ahzab suresinin 36. ayet, az önce okudu ya şey. Ben de Diyanet'in mealinden okuyorum. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Allah ve Resulü. Şimdi bu şeyde, gelenekte Allah ve Resulü denince, ya şu anda sokaktaki adam Allah ve Resulü deyince bu ikisini tek bir şey mi yani Kur'an mı anlar, yoksa başka şeyde? Allah ve Muhammed Aleyhisselam olarak. Peki Muhammed Aleyhisselam için neydir? Onun hadisleridir, sözleridir. Evet, evet, tabii. Yani sözleri. Tabii. Peki az önce şey yaptınız, Resulullah'ın sözlerine karşı çıkılabilir mi? Resulullah'ın sözlerine karşı çıkılır mı ki? Vahya karşı çıkmak gibi bir şeydir. Onun için bakın, onun Resulullah'ın sözlerini de Allah'ın ona yaptığı vahiy saymıyorlar mı? Tabii, öyle. Vahiy gayri mektub diyorlar. Diyorlar, evet. Aynen. Dolayısıyla bak Allah ve Resul, şimdiden devam ediyorum.
Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki apacık bir şekilde sapmıştır. Halbuki esas olan buradaki biz Allah'ın bize ne dediğini ancak Resulünden öğrenebildiğimiz için Allah'a yani Resulüne yani onun getir Allah'ın ayetleri olarak evet, getirdiklerine kitabı. Ki şu anda Resul Kur'an-ı Kerim'dir evet. Bunu sık sık şey yapıyoruz. Arap dili açısından öyledir. Şimdi esas konu şu. Mesela bak istegulü lillezi şuradan okuyayım bak. Hani sen bu mealden okuyacağım. Hiç daha önce okumadım yani ilk defa bu ayetle ilgili mealini okuyorum. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği senin de iyilikte bulunduğun kimseye eşini nikahında tut ve Allah'tan sakın diyordun. Şimdi Zeyd bu Zeyd de Zeynep olayı. Resulullah az önce şeyde şey yapına göre yani bu anlayışa göre o 36. ayete verdikleri manada Allah ve Resulü herhangi bir konuda karar verdiğimiz zaman Müslüman bir müminin seçim hakkı kalmaz. Kalmaz evet. Yani Zeyd'in burada Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği şeyin tersini yapması mümkün değil. Mümkün değil değil mi? Yani dedi ki eşini boşamak istiyor. Eşini tut. Boşama. Allah'tan kork da diyor ayrıca üstüne. Evet. Peki Zeyd'in eşini boşamama lüksü var mı bugün? Sünniler açısından diyorum. Şimdi Şiileri okuduk. Yani Sünnilerin sünnet anlayışına göre çünkü o şey, Resulullah bir sünnet uydurmuşlardır kendi kafalarına göre ki bunun baş yapıcısı İmam Şafii'dir. Maalesef çok büyük yanlışlar var. Bizim derginin yeni nüshasında onunla ilgili çalışmaları bulabilirler. Şimdi bakın Resulullah eşini tut sakın Allah'tan kork dediği zaman bir önceki ayete göre yani bizim geleneksel anlayışa göre Zeyd'in boşaması mümkün değil. Zeyd onu kesinlikle elinde tutmak evet, zorunda. Evet, aynen. Peki o zaman bu ayete göre yani bir önceki ayette göre Zeyd Resulullah'ın emrini tutmazsa ne olur? Derin bir sapıklığa gider. Derin bir sapıklığa gider. Evet. Kesin kafir olur. Evet. Yani evet. Apaçık bir sapıklık olur. Evet. Kesin kafir olur. Peki. Allah'tan da kork diyordu. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordu. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyordun ve insanlardan çekiniyordun. Bu ne? Bunu nasıl anlatıyorlar halk arasında? Hocam onu siz söyleyin ben söylemeyeyim artık. Ya söyleyin siz söyleyin. Ya işte Resulullah haşa şeye Zeynep validemize aşık olmuş da onunla evlenmek istiyormuş. Hayır, bunu da kimseye söyleyemiyormuş. Kapısı açık kapı aradan ha, oradan bakmış, görmüş çıplak falan görmüş. Artık onlara tabii söylemeyeyim yani diye şey yaptı da. Lan bir insan ne bir kere böyle bir şey. Bir kadın kapısı çıplaksa kapısını açık tutar mı? Evet. Yani orada bir Allah'ın Resulü onu görür mü? Ondan sonra Allah ne güzel şeyler yaratıyormuş diye hayranlığını söylüyor. O da Zeyd'e söylüyor. Zeyd de diyor ki madem Resulullah seni beğendi o zaman ben boşayayım seninle evlensin. Bu ne ya? Böyle bir dine kim inanır? Ondan sonra tutuyorlar bunu karikatür yapan insanlara düşman kesiliyorlar. Ya bu böyle bir olayı dizilerde gördükleri zaman eleştiren insanlar bunu maalesef Allah'a söyletiyorlar haşa. Nebisine. Öyle maalesef. Halbuki bakın aynı surede şu var. Bu Ahzab suresinin 21. ayetinde diyor ki Allah'ın Resulü'nde Allah ve ahiret gününü umanlar için kesin bir örnek vardır. Andolsun bu mealden okuyayım. Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Şimdi Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır diyor. Zeynep, Zeyd de evli. Zeyd Resulullah'ın evlatlığı. Yani çünkü esirken onu hürriyetine kavuşturmuş, kendisine evlat edinmiş ve onun yalnızlığını ortadan kaldırmış ve onu yetiştirmiş, büyütmüş ve evlendirmiş. Şimdi Zeyd Zeynep'i boşarsa Allah da Resulullah'a bir örnek tuttuğu için Resulullah biliyor ki ya bu bir kişinin öz evladının eşiyle evlenmesi haram.
Ama evlatlığı nesiyle evlenmesi, boşadığı eşiyle evlenmesi haram değil. Allah beni bu konuda örnek yapabilir diye korkmaya başlıyor. Zaten bir sonraki ayetten belli o. Ondan sonra peki devam et. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Allah'tan korkman daha uygundur. Ondan korkuyorsun. Bakın, geleneksel yapıya göre burada suçlanması gereken Zeyd midir, Muhammed Aleyhisselam mıdır? Burada Zeyd şey Zeyd, Zeyd kesin kafirdir bir kere. Zeyd bu şeye göre ilk önce okuduğunuz ayete göre kafir oluyor zaten. Ya yani, yok ayeti anlamalarına şey, göre. Meale göre evet. Yani bu mealde de yani bugün Sünnilerin tamamının anladığı dine göre kafir olması gerekir. Zeyd kesin kafir olacak. Suçlanması gereken Zeyd'dir, Muhammed Aleyhisselam değil. Evet hocam. Maalesef. Ondan sonra burada da diyor ki Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince eşini boşamış, dinlememiş. İsyan etmiş olmuyor mu Resulullah? Tabii tabii. Ama buna boşama hakkını veren kim? Kur'an'ı kendisi. Ah, Kur'an. Allah'ın verdiği bir hakkı Muhammed Aleyhisselam engelleyebilir mi? Engelleyemez tabii. Onun için şeyde bu Mümtehine suresinin 12. ayetinde marufta sana isyan etmeyecekler diyor. Bu maruf değil yani Kur'an emri değil ki Resulullah'a karşı çıkmasınlar. Karşı çıkmış ve isyan etmiş ve boşamış. Suçlanıyor mu? Yani bugün Şiileri suçlamak kolay. Ve Sünnilerin ne farkı var onlardan? Tam tersi o ayette suçlanan Muhammed Aleyhisselam. Şimdi biraz ileride göreceğiz hocam okuduğunuzda. Tabii tabii öyle. Tabii. Abi ne görebilir sana? Bak şimdi Allah da bunun gerekçesinde söylüyor burada. Resulullah neden korktuğunu da Allah açıklıyor. Evet. Diyor ki bu mealden okuyorum yani. Onu seninle evlendirdik ki eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde evlatlarının eşleriyle evlenme konusunda müminlere bir zorluk olmasın. Evet. Yani evlatlığı eşini boşadığı zaman bir mümin onun boşadığı eşle evlenmek istiyorsa sen de örnek ol. Bu konuda sıkıntı olmasın. Zaten hocam surenin 5. ayetinde Rabbimiz işte evlatlıklarınızı babalarının adıyla çağırın. Onlar sizin dinde kardeşinizdir dediğinde Muhammed Aleyhisselam zaten bunu bekliyor olması lazım. Zaten Allah beni bu konuda örnek yapar. Örnek yapacak yani. Millet de bu benim çocuğum değil demiş oluyor. Bugün yani. Bile insanlar çok ayıplıyor. Evet, evet, evet. O yüzden Allah'tan kork, insanlardan korkma diyor. İnsanlardan bu korkma, evet. Allah'tan kork diyor. Evet. Allah seni örnek yapacak diyor. Bak açıkça söylüyor evet, değil evet, mi? Evet. Ya bunu söyleyen ne? Tefsirlere baktığın zaman insan okumaya iğreniyor ya. Evet. Ondan sonra Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmiştir diyor. Bak Allah'ın kendisine farz kıldığı şey 38. şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Peki Allah'ın farz kıldığı ne? Örnek olmak değil mi? Allah'ın nebisine farz kıldığı bir örnek olmak. Örnek olmak da neymiş? Bak burada söyledi. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında Allah'ın sünneti böyledir. Allah'ın sünneti kesinleşmiş bir hükümdür. O kadar. Allah'ın sünneti ne demek? Adem Aleyhisselam'dan beri Allah'ın sünneti, Allah'ın koyduğu kanun ve kurallar, Allah'ın Resulü'nün örnek olmasıdır. Evet. Onun için Kur'an-ı Kerim'de önceki Resullerin o kadar hayatı anlatılır ki bize örnek olsun diye. Evet. Bakın, yani şimdi Şiilere laf söylemek çok kolay. Önce bir sen kendine bak ya. Şii-Sünni ayrımı olmaksızın burada öyle bir Muhammed imajı, öyle bir Zeyd imajı, öyle bir Zeynep imajı vardır ki yeryüzünde bundan iğrenmeyecek bir tek insan olmaz. Ve en büyük temel sebeplerinden bir tanesi de sizin girişte söylediğiniz gibi, o ayete başlarken söylediğiniz gibi hocam, Resul ile Nebi arasındaki farkı ortaya koymamak ve o 36. ayeti maalesef. Ama onlar Muhammed Aleyhisselam olarak. Bunu yapanlar, baştan ilk yapanlar bunu kesin bile bile yapıyorlar. Asla şey yok. Evet. Bunu tekrar ediyorum, bizim bu dergimizin son sayısı için yazmış olduğumuz sünnet yazısında bütün delilleriyle bulabilirler. Allah-u Teala cümlemizi kendisine tam teslim olan, bu konuda asla şüphesi olmayan, menfaatlerini her şeyi ikinci plana atıp canıyla malıyla Allah yolunda gereken mücadeleyi veren samimi kullarından eylesin.
Allah'ın vereceği huzuru, güveni, imkanları hiç kimsenin vermeyeceğini çok iyi bilirim. Müslümanların, ben Müslümanım diyenlerin en beceremedikleri şey Allah'a güvenip teslim olmaktır. Bu herkes için söz konusudur. Aman ha, menfaatlerimiz, beklentilerimiz şu bu sürekli ikinci planda olsun. Her zaman Allah'a güvenip de teslim olalım. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın.